Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden Erol Taş, Fatih Can Kurtaran da 50 yıl boyunca kahvehane işletti. Semtin simgelerinden biri olan o kahvehane şimdi harabeden farksız. Dahası otel yapılması gündemde. Burhan, Mehmet abine çabuk çay götür, sallanma. Tamamdır Erol Usta, hemen. Bakınca içiniz cız ediyor mu? Etmez mi? Her yerinde ayrı bir hikaye, ayrı bir anı vardı ama kimse sahip çıkmadı. Erol Taş kahvehanesi harabeye döndü. Erol Taş'ın çayını içmeyen yoktu burada yani. Dolayısıyla kahvecilik buradan içime yükte oldu. Gel zaman git zaman derken ben bu kahveye sahip oldum. Yaklaşık 50 yıl boyunca Erol Taş'ın işlettiği kahvehane Fatih Can Kurtaran'ın simgelerinden biri oldu. Yeşilçam'ın birçok starının da uğrak yeriydi. Sadri Alışık, Kemal Sunan, Münir Özkul, Cüneyt Arkın kankasıydı zaten. 1998 yılında Erol Taş aramızdan ayrıldıktan sonra kahvehaneyi farklı kişiler işletti. 6 yıl kadar işlettik. Kahve benim için hiç değilse bir mutfak masrafımı çıkarıyor. Kahvehaneyi Vakıflar Genel Müdürlüğü kiralıyor ama son yıllarda hiç talibi çıkmadı. Kahvehane zaman içerisinde kaderine terk edildi. Hırsızların uğrak yeri oldu. Kitapları vardı, filmleri vardı, DVD'ler vardı. Resimler vardı. Birçok eşya yağmalandı, camlar kırıldı, içerisi harabeye döndü. Bir tarih daha öldü. Kurtarabildiğimiz eşyaları da kurtardık. Şu anda burada. Yakın zaman öncesine kadar Yeşilçam Müzesi'ni andıran o mekan tamamen yok olabilir. Çünkü... Otel düşünüyorlar. Her yer burada zaten otel oldu. Yetkililere buradan sesleniyorum. Erol Taş Kültür Merkezi'ni canlandırsınlar.